2 Ekim Cuma Bursa yarışları için karşınızdayım. Öncelikli olarak herkesin mübarek cuması hayırlı olsun. Hayırlı cumalar dileğimizi sunalım. Yarış programına geçiş yapmadan önce arkadaşlar bakın ben kaç ay oldu? En azından bir 2-3 ay oldu herhalde. 3 ayı geçti herhalde. Bu işte katıl butonunu çıkardık. İşte zaten YouTube'un bize önermiş olduğu bir etkinlikti bu. Çünkü şu anda YouTube normalde 30 bin abonesi olanlara açık bırakıyordu. Yani bizlere, yani bizim bu bahis oyunlarına için yani at yarışı her gün günlük bir program olduğu için öteki arkadaşların şimdi programları haftada bir tane varsa çünkü hani müzik olur, bir oyun olur, herhangi bir şey olur. Onlar genelde haftada bir tane atsa bile onlar sıkıntı olmuyor. Ama işte bizi biraz 5000 aboneden sonra bu şeyi açtı bize. Bize böyle bir öneride bulundu. Çünkü neden diyeceksiniz? Çünkü sonuçta YouTube da bir kar ediyor. Yani %70 sizin diyor, %30'u bizim olarak o şekilde bir size sunum veriyor dedi. Sizler de bunu yapmanız gerekir dedi. Hani bunu en azından yaparsanız hem kanal için iyi olur hem de sizin için iyi olur. Tabii biz de açtık. Ben açmadan önce zaten bir hatırlatma yaptım. Ama YouTube'un önerisi muhakkak üyeleri özel bir program yapacaksınız. Yani canlı yayın veya başka bir yayın muhakkak bir videolar yapacaksınız dedi. Biz de çare için günde 2 tane video olduğu zaman, yani bakın bir tane değil 2 tane video olduğu zaman yani bir doğu illerin olmadığı yarışlarda yani örneğin dünkü ne vardı? Gündüz Ankara, akşam Kocaeli. Yani yarınki yani bugünkü işte Bursa var, akşamleyin İstanbul var. Bu iki video da bende yayında. Ama akşamki yayın sadece üyeleri özel. Çünkü ben de akşam 7'den sonra ilk ayak koştuktan sonra bu yayını açıyorum ben. Herkese açık olarak bırakıyorum. Yani o zaman bazı arkadaşlarımız herhalde programları takip etmiyor. Ya geç kaldın diyor. Bilmem bazı şeyler söylüyor. Acayip acayip şeyler söylüyor. Ben bunu her seferinde uyarıyorum. Söylüyorum. Bakın arkadaşlar akşamki programlar sadece üyelere özel. Ben mecburiyet karşısında yapayım. Hani bunu zevk olsun diye yapmıyorum. Çünkü üyeler de kendileri de konuşuyor. Ya biz madem para veriyoruz diyor. En azından bize özel bir yayınınız olsun. Programınız olsun. Ha bu başarılı mı oluruz, başarısız mı oluruz? Artık onu şansımıza bırakacağız. Çünkü at yarışının hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Ben onu belirteyim. Ne at sahibi bu işi bilir, ne üstündeki jokeyi bilir, ne antrenör. Yani çok iyi bilenler bile şu anda görüyoruz nerede olduklarını. Ama şans işte biraz tabii bilgi istiyor, biraz tecrübe istiyor. Biz de işte elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi ben bu konuşmayı yapıyorum. Bazı arkadaşlar çok uzatıyorsun, çok konuşuyorsun, bazı kelimeler söylüyor. Arkadaşlar oraya uzatıyorsun, konuşuyorsun, bilmem ne dediğiniz zaman inanın ben sizi engelliyorum. Yani bunu baştan söyleyeyim çünkü artık biraz insanlık yani saygıya dayanır, saygıyla olur. Ben o yüzden bunu en azından sizlere bir hatırlatma amacıyla söylüyorum. Yani akşam 7'den sonra açıldığı zaman geç kaldın falan söylemenize gerek yok. Yani bunu aynı anda yayınlıyorum. Hatta ilk önce onu yayınlıyorum, ondan sonra ötekisini yayınlıyorum. Bunu da belirteyim. Ama sizler de eğer katıl butonuna tıklarsanız çok değil yani en düşük katıl butonu bende 10 TL. Yani 25 TL, 50 TL değil yani. Yani en düşüğüyle katılabilirsiniz. Bunu herhangi bir şeyle de yapabilirsiniz. Bir banka aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu ne vardı bir tane? Papara vardı. Papara da yapabilirsiniz. Zaten 1 lira mı 1,5 lira mı ne komisyon kesiyor. Bu aylık zaten. Bu otomatik yenileme de yok. Bir ay bittikten sonra zaten size büyük ihtimalle şey geliyordur. Bir SMS geliyordur veya bir uyarı geliyordur. İşte sizin şeyiniz bitti tekrar yeniletin diye. Ha, o şekilde yani kendiniz hani yeniletliyorsunuz. Yani otomatik şeyi yok yani. Ama aylık bazı arkadaşlar diyor ki günlük mü bu para? Günlük değil arkadaşlar. Aylık olarak. Çünkü şu anda bir de vergilendirme olayı çıktı. Bayağı bir vergi çıktı. Şimdi 3 yere bir vergi olayı çıktı verilme. Bir de başka bir şirket açma. Yani bilmiyorum nasıl altından çıkacağım. Vallahi ben kara kara düşünüyorum. Çünkü şirket açma olayı girersek işin içine çıkamayız. Çünkü burada aldığımız meblağ inanın evin elektrik suyunu ancak karşılıyor. Böyle olursa ben yani cebimden vermek zorunda kalacağım. Bilmiyorum bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Yani çünkü çok büyük kazançlar elde edilse eyvallah diyeceğim. Hani buradan bir maaş, bir işverenden aldığımız parayı alsak eyvallah diyeceğim. Hani en azından doğrudur. Bunu karşılayalım. Ama aldığımız gerçekten komik paralar var. Yani bir evin elektrik suyunu işte ben işte her ay bir evin bir şeyini alıyorum. Bilgisayarın bunu ikinci el bunu aldım. Geçen gün şunu aldım işte. Şu gördüğünüz bunu aldım. Ama çalıştıramıyorum şimdi mikrofonu. Çünkü neden?
Bu bilgisayarın fanından gelen bir ses var. O da cızıltı yapıyor haliyle. Tabii rahatsız oluyor insanlar da. Ben de haklı olarak en azından bir şeyler yapmaya çalıştım ama bu bilgisayar da eski olduğu için sürücüsünü bulamıyor. Ben de, şimdi şoför mü arayacağız yani bu yaştan sonra? Maalesef öyle durum var işte. Yani bilgisayarın şeyinden, kamerasından faydalanmıyorum. Çünkü telefonun kamerasını bilgisayara aktarıyorum. Mikrofonu da artık bilmiyorum, bir yere takacağız artık. Nereye takarsak oradan halletmeye çalışacağız. Yani anlayacağınız bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani ben de en azından programı biraz daha güzelleştirmeye çalışıyorum. Yani elimden geldiğince sizlerin tabii desteğiyle, yani bu olacak bir iş. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Rahat rahat bir şeyler de yaparız diye düşünüyorum. Gelelim yarışlara. Arkadaşlar bakın, bu izleyemeyeceğiniz sahneleri ileri alın. Hani konuşmanıza gerek yok. İleri alın çünkü teknoloji denilen bir şey var. Ben en azından şu yarışlara başlayayım. Fazla sözü uzatmadan. Çünkü fazla sözü uzatıyorum. İnanın ben geç saatlerde yatıyorum. Yani bunu da bileyim. Çünkü buradan aktardığım şeyi YouTube'a aktarmam en azından bir saat, bir buçuk saat sürüyor bir tane video. Yani aktarması sadece. Yani o yüzden ben inanın bilgisayarın başında uyuduğumu çok iyi biliyorum. Hatta dün akşam da uyudum. Evvelsi gün de uyudum. Yani inanın çünkü sabahın köründe kalkıyorum. Yetişmeye çalışıyorum yani bir yerlere. Sizler de inşallah anlayışla karşılarsanız ben çok çok sevinirim. Herkese bol şanslar diliyorum, bol kazançlar dileyerek şu birinci koşudan itibaren Bursa'ya başlamak istiyorum. Birinci koşu saat 14'te şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1300 metre çim koşusuyla başlıyor. 7 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta inanın birbirinin tam denk safkanların bir arada olduğu yarış. Yani burada 7 safkanın 7'sinde gelir var. En azından ilk önce bunu söyleyeyim. Ondan sonra tuttuğum safkanları sizlere aktarayım. Burada önceliği ben bir nolu Eser'e vereceğim. Yine süratli yapısıyla bu Joker'in güzel temsilcisi Bekir Mert Mırık'la en azından çok iyi bir performansı yakalamışken bugünün yine bitirmeye çalışacak olan bir isim olur. Zaten Apprentice'den kilo indiriminden de faydalanmış. Yoksa normalde 62-63 kilo koşması gereken bir safkan. O yüzden bir nolu Eser bende ilk safkan. Daha sonra 7 nolu Günbike. Bu gün tarih temsilcisi Murat Gündüz ile start oluyor. Çok uygun bir kilo bulmuş. 53 kilo gibi. Son ikinciliğinden sonra bugünün bence iddialı isimler arasında adını yazdıracak yine. Daha sonra 6 nolu Gustav. Yine bir yarış gördü uzun aradan sonra. Güzel bir dördüncülük elde etti. Hem de iyi bir gruptaydı. Bugün Okan Gökçeli muhakkak kuponlara yazacağız. Daha sonra 2 nolu. Sıkıntı yok. Her ne kadar ağır kilo olsa da bu safkan arada bir sıkıntı yapıyor ama bugün bakarsanız sıkıntı yok der. Çünkü son 5.liği ben pek ölçü almıyorum. Bugün yine iyi koşar. Son olarak da en sonunda nihayet bir yarış kazanan 4 nolu Kutubu da Onur Yıldız da kuponlara yazıp Onur herhalde yanlış okumayalım. Bakalım. Evet Onur. Bazen takılıyor. Onur, Okan bunları hep karıştırıyorum. Fikri isimleri. Yazıp geçeceğiz arkadaşlar. 1.7.6.2.4 benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. İnanın burada 7 safkan var. Hani 5'ini verdim ama burada kaftanın da geliri var. 55'in de geliri var. Bunu da belirteyim. Yani eğer mümkünse kapatın daha iyi. Artık benim konuşabileceğim o. Ama ilk etapta 1.7.6.2.4 en azından bu sıralamayı vereyim. Daha sonra eğer uygunsa da kapatırsınız. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde handikap 14-3 yaşlı Arapların, pardon 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metrelik çim koşusuna 7 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta her ne kadar biraz ağır kilo olsa da grubun bence iyi ismi olan bir nolu Cumhuriyeli Deniz Yıldız da bence bu yarışı normal şartlar altında kazanması gerekiyor. Ben bugün bu safkana rakiplerinden bir adım dolayı olsa ön plana tutuyorum. Her ne kadar ağır kilo da olsa en azından bu grubun iyi ismi mesafeyi de tutuyor çünkü. Bir nolu Cumhuriyeli bende ilk şanslı isim. Daha sonra 2 nolu Maylin bir banknot temsilcisi Oğuz Eren'le start alıyor. Bu safkana sürekli tabela içerisinde olan bir isim. Son ikinciliği de güzel. Bugün bence 1 nolu safkanın en ciddi ilk rakibi olur. Daha sonra 4 nolu Modalı Güçlü Bey. Bu safkanda Cumhuriyeli'nin 3. olduğu yarışta güzel bir 4.lük yaptı. Hemen bir boy dışında yani bayağı geriden geldi. Biraz da startta kalmıştı o gün. Bugün Ahmet Alican İnci ile start alacak olup bence bugün iyi hazırlıklarla günün sürprizini patlatabilir. Aman dikkat edelim 4 nolu Modalı Güçlü Bey. Bey diyorlar ama at dişi nasıl oldu ben anlamadım. Yani bu bende bir yanlışlık var arkadaşlar bilmiyorum. Ben çünkü birkaç yere de baktım dişi yazıyor. Ama bu ismi neden böyle koymuşlar Modalı Güçlü Bey. Neyse. Daha sonra 4'ten sonra 5 nolu Monta Moyon'da yazıp bu mendipin güzel temsilcisi olan bu safkını Nevzat Avcı'yla bayağı bu şekilde geçebiliriz. 1 nolu safkan dediğim gibi bir adımda olsa önünde daha sonra 2, 4, 5'i de yazıp bayağı bir şekilde geçelim. Günün 3. koşusu hem 7'li plase ve 3'lü ganyan ayağı olan bu koşuda şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunda 9 safkan arasında koşulacak olan bir yarışta grubun tartışmasız en iyi safkanı olan 2 nolu Birdalo
Bence bugün uygunlaşan rakipler arasında her ne kadar kilosu biraz ağır olsa da bence bu grubu geçer. Bu Luxor'un güzel temsilcisi Nevzat Avcı ile son güzel ikinciliği zaten grup yarışı koşmuş. Çok kalite safkanlar arasında ikincilik yapmış bir safka. Bence bu yarışı kazanır. Sizlere banko olarak öneriyorum. İkin olur Birdello'yu. Günün dördüncü koşusu Handikap 14. 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik çim koşusunda aynı zamanda ikinci altılı ganyanın da açılış ayağı olan bu koşuda 6 ve 11 oldu safkanlar. Ekürü burada. Tabii 6 ve 11 ekürü derken altın oldu Duşanbe. Ben de ilk şanslı isim. Son iki yarışındaki güzel dördüncü ve üçüncülüğünden sonra Mahmut Uran'la iyi hazırlıklarıyla ben bu ilk şansı bu altın oldu Duşanbe'ye ekürü avantajıyla ilk şansı vereceğim. Daha sonra 9 nolu Uçan Çelik. Uçan Bey'in temsilcisi Annede Mantarcı gerçekten iyi tarihler veriyor. Onur Atmaca ile start alacak olan bu safkan son ikinciliğinden sonra buranın da iddialı ismi oldu. Daha sonra 2 nolu Zor Zaman. Her ne kadar biraz ağır kilolu olsa da bu safkan iyi bir safkan. Güntay'ın temsilcisi Annede zaten Cintay da gerçekten Yalastay'ı. Yani bu Cintay'ın çok güzel yarışları vardı çünkü. Tolga Yıldız da muhakkak kuponlara yazacağız ağır kilo olmuş olmasına rağmen. Daha sonra 7 nolu Özgür Fatih. Bir Tamerinoğlu temsilcisi. Bu safkanın ismi de bu Yunus Emre Yüksel herhalde. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bakalım. Evet, Yunus Emre Yüksel ile start alacak olup inişli çıkışlı bir grafik çizse de bugün bence uygunlaşan rakiplerin arasında yine iddialı isim olur. Ve son olarak da yine ağır kilosu da koşacak olan Alican İnci ile start alacak olan bir nolu Özdağ'da yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz. 6-9-2-7-1 benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 5. koşusuna geldiğimizde bir Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik çim koşusunda burada 15 safkan var. 4 ve 15 nolu safkanlar da ekürü. Benim burada size önereceğim ilk şanslı isim bende bir nolu Coşku çıkıyor. Bu Derviş Ağa Şeker Ayşe. Bu Şeker Ayşe'nin tayları zaten dün de koştu. İnanın iyi bir safkan, iyi taylar veriyor. Bu safkan da en azından ilerisi için ışık veren bir safkan. Benim bu safkanın bu zamana kadar yani Maiden'dan çıkmamış olması beni biraz düşündürücü. Yani, tabii at da sıkıntı vardır, arıza vardır, bir şey vardır. Ama oradan da kaynaklı olabilir. Yani şimdi her şeyi de o şekilde yorumlamak lazım. Ben bugün bu safkanı Tolga Yıldız'a ilk şansı vereceğim. İyi bir isim çünkü çalışmalar da fena değil. Daha sonra 12 nolu Miss Heartbreaker. Bir Data Link gerçekten iyi bir orijine sahip. Nevzat Avcı ile start oluyor. Bir kurtar arasından bir safkan. 4 yarış koştu. 4-2-0 dedi. Arkasından 5. de bence fena değil. Bugün yine iyi hazırlıklarla 12 nolu Miss Heartbreaker'ı yazacağız. Daha sonra 8 nolu Wolfson Wolf. Sürekli koşuyor, iyi atlarda koşuyor, açık yani şartlı koşuyor, handikap koşuyor. Yani bazı birkaç yarışında kafa burnunda olsa Maiden'den kaybetti. Bugün Furkan Yüksel de şansını deneyecek. Bu mesafeye de çok yatkın bir isim. Bence muhakkak kuponları yerine alacak bu 8 nolu Wolfson Wolf'ü. Daha sonra 6 nolu Merdokan. Bittilik Valles temsilcisi olan bu safkanlar Deniz Yıldız'dan son 2 yarışındaki güzel çıkışıyla kuponlarda yerini almalı ve son olarak da 3 nolu Gumbal. Popüler Damon temsilcisi Kadir Tokaçoğlu start alıyor. Bu safkanda son 9. hiç ölçü almıyorum. Bu safkanda bugün ben iyi bir yarış bekliyorum. Bu güzel tayında. 1-12-8-6-3 benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Eğer bir at daha imkanınız varsa arkadaşlar ben en azından bu atı muhakkak söylemek istiyorum. Smart Robin temsilcisi 2 nolu Sirius. Onur Atmaçay'a da bence bir çatikti bu çarpıda bu safkana atabiliriz. Yani kötü bir safkan değil çünkü safkana bakmayın son 9. da. Yani muhakkak bence yazılmasından yanayım beni. Yani burada ne verdik? 1-12-8-6-3 2 nolu safkan. Günün 6. koşusu Özkan Yıldız adına koşulacak olan bu kısa vadeli 3 yaşlı İngiliz'in 1300 metre kum yarışında Özkan Yıldız eğer yanılmıyorsam bu bayağı bir eski bir aprantiydi. Eski bayağı eskilerden. İşte idmandayken at çarpışıyor muydu bir şey oldu herhalde. Orada maalesef hayatını kaybetti. İşte onun adına düzenlenecek olan bu koşuda 7 safkan arasında koşulacak olan bu yarışta ben en azından bu grubun üzerinde olan bir safkan olan altın olur Vahşi Kızı Mehmet Akyoğuz'da bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Bu safkan inanın kum çim ayırt etmiyor. Yer yerde koşuyor ve başarılı koşuyor. Bu rakiplerinden daha iyi rakiplerini geçmiş bir isim. O yüzden ben bu safkana güveniyorum. Altın olu Vahşi Kız benim bu koşu için önerdiğim ikinci banko. Birinci Altılı Ganyan'ın ikinci bankosu en azından. Hem bunu da belirteyim. İkinci Altılı Ganyan'ın da tek bankosu. Günün 7. koşusu Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi koşusu Savadi'ydi. 4 yaşta Arapların 2000 metrelik çim yarışına geldiğimizde 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben önceliği 2 nolu Ildırlı'ya vereceğim. En azından grubun iyi bir ismi olan güzel de bir form yakalamış bir isim ama biraz zor kazanan bir isim.
O yüzden işte yoksa günün ikinci bankosu olarak bu sakın sizlere önermek istiyordum. Ama tabii eğer tercih yine sizin tek atmak isteyenler varsa, eğer biraz da bütçeyi düşürmek isteyenler varsa 2010 Ildırlı bence ideal bir tek adayıdır. Sinan Özen'le bugün bu kurtlar arasında bu safkan bence kazanabilir yani. Çünkü bir tek arada bir sıkıntı yaratması işte tedirgin ediyor beni. Yoksa bence bu grubu rahat rahat geçmesi gerekiyor. Tabii rakipleri kimler? Öncelikli olarak 4 nolu Sinoplu Merve. Bilgin temsilcisi Sercan Tırpan'la start alıyor. Son ikinciliği ben çok beğendim. Bugün muhakkak kuponlarda yerini almalı. Ve 3 nolu Yahya Bey Gülü. Bir Karadeniz temsilcisi ama Karadeniz kısacı bir attı, kaçak bir attı. Ama bu safkan uzun da gidiyor, kısa da gidiyor, bekleme de yapıyor, önde de gidiyor. Her türlü stile uygun bir safkan. Son 8.liği hiç ölçü almayalım. Bu safkan daha iyi gruplarda başa baş koşmuş bir isim. Nurettin Şen'le start alacak olan bu safkanları muhakkak kuponlara yazacağız. Ve son olarak da bu 8 nolu Aliz'i de unutmamakta fayda var. Sinan Çetin'le start alan bu safkanın son 7.liği hiç ölçü almayalım. Bugünün tatlı sürprizinin gerçekleştirilebilir iyi bir at. İyi bir safkan, onu da unutmamakta fayda var. Yani 2 nolu safkan 1-2 adımda olsa ön planda, daha sonra 4, 3 ve 8 nolu safkanlar benim size bu ayak için önerdiğim isimler. Günün 8. koşusu kısa vade 6 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metrelik çim koşusuna geldiğimizde ben burada 4 nolu Tomil ise bu rakiplerine oranla 1-2 adımda olsa ön planda tutuyorum. Bu Natiba'nın güzel temsilcisi Tolga Yıldız'la start alıyor. İstikrarlı bir durumu var. Form durumu oldukça iyi. İyi gruplarda başa baş giden bir isim. Hatta geçebilen bir isim. Bugün şartlar bana göre bu 4 nolu Tomris'in kazanması lehine. Eğer yine risk alayım derseniz bence bu 4 nolu Tomris çok çok ideal bir banko adayı bende. Ama rakip isterseniz ben tek ciddi rakip vereceğim. Bu da 2 nolu Queen of Protea olacak. Kadir Tokaçoğlu ile her ne kadar 62 kilo da olmuş olsa zaten rakibi de 60 kilo. Yani fazla bir kilo zorluğu teşkil etmiyor. En azından iyi bir formu var bu safkan. Bence 4 nolu Tomilis'in en ufak hatasını affetmeyecek konumunda. Dediğim gibi 4 nolu Tomilis bende ilk planda rakip olarak yazmak isterseniz de 2 nolu Queen of Protea'yı yazabilirsiniz. Günün son koşusuna geldiğimizde bir maiden 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik çim koşusuna. Burada biraz ekürlerin kalabalık olduğu yarış. 16 safkan var. Yarış da kalabalık. Ekürler kimler burada? 2 nolu safkan 7 ile ekürü. 3 ve 15 aile ekürü. 4, 8, 9 da bu 3 safkanda apayrı bir ekürü. Gelelim yarıştaki tahminlerimize. Ben 1 nolu Atlasan'ı bu Hakkar'ın güzel temsilcisi Sinan Özen'le en azından performansı da iyi bir mesafede yatkınlığıyla iş şansı bu safkana vereceğim. 1 nolu Atlasan'a. Daha sonra 3 nolu Circle of Life. Bir ekürü avantajına sahip bir kurtel arasından bu isim Invisible Sun gibi gerçekten rekortman bir atın tayı. Murat Gündüz ile start alıyor. En azından bugünün yine ikinciden yani ikinci mailin açıkması gereken isim olarak görüyorum. Yani 1 nolu safkandan sonra 3 nolu Secret of Life'i yazacağız. Daha sonra 10 nolu Angel of Leon. Bir Bushranger temsilcisi. Son ikinciliği kumda yaptı ama bu safkan çimde de performansı olan bir isim. Mahmut Turan'la muhakkak kuponları yeni almalı. Ve son olarak da 8 nolu son muhafız. En azından 3 ekili avantajına sahip bu Invisible Sun'ın diğer temsilcisi. Yine Kurtel Harası'nın bir diğer versiyonu. Yani Kurtel'ler bugün yine değişik isimlerle koşturtuyorlar. Ama yine ekür avantajına sahip. O yüzden 8 nolu son muhafızı Onur Öztürk'le son 3.liğinden sonra bugün bence Çin'de de daha da etkili yarış koşmasını bekliyorum. O yüzden kuponlara yazacağız. 1, 3, 10 ve 8 benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Arkadaşlar herkese hayırlı cumalarımızı tekrar diliyoruz. Bol kazançlar dileğimizle. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.